Değerli arkadaşlar, merhabalar. Evet, dolar TL ve dolar viyop kontratları ile ilgili olarak bu analizimizde sizlere bilgiler aktarmaya çalışacağım. Zira malumunuz üzere bugün 28 Şubat tarihi itibariyle dolar viyop kontratları için vadenin son günü ve artık Mart kontratlarının işlerlik kazanacağı bir sürece giriyoruz. Ve zira seçimler öncesindeki son aya da girmiş olmaktayız. Seçimlerin içinde bulunduğu bir döneme giriyoruz. Değerli arkadaşlar, Powell diyeceğiz öncelikle Fed başkanı. Dünkü açıklamalarında, dün Senato'da yapmış olduğu açıklamalarında pek de net bir şeyler söylemediğine dair vurgular yapmıştım. Fed'in üyelerinin faiz artışına dair net bir görüş birliği içerisinde olmadıklarını ve bu açıdan da Fed bu sene faiz indirecek mi, artıracak mı noktasında açık bir sinyal alınamadığına dair vurgu yapmıştım. Ve yine Powell dünkü konuşmalarında ekonominin oldukça iyi yönlerinden bahsetmişti. Powell'ın bugün de bir konuşması vardı arkadaşlar. Bugün de Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde bir sunum yaptı. Bugünkü konuşmasındaki tavrı biraz daha farklıydı. Neydi farklı olan? Bugün biraz daha ekonomik risklerden bahsettim. Çin ile ABD arasındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşuyor olması ihtimali olsa dahi bunun tüm problemleri halletmeyeceğini, bütün sorunları çözmeyeceğini dile getirdim. Küresel risklerin hala ciddi bir şekilde dikkate alınması gereken bir faktör olduğunu ifade ettim. Ve bütün bunların yanı sıra dikkate değer birkaç husustan da bahsetti arkadaşlar. Benim özellikle dikkatimi çeken en önemli madde başlıkları şimdi söyleyeceğim hususlardır. Birinci olarak Fed'in kesinlikle ve kesinlikle bağımsız bir merkez bankası olduğuna dair vurgu yapmaya çalıştı. Hani Trump'ın Merkez Bankası Fed üzerinde bir takım etkileri olduğu, faiz indirimi pardon faiz artışlarına yönelik tepkileri olduğunu zaman zaman atmış olduğu tweetlerinden biliyoruz ya. Zannediyorum bu hususta piyasa genelinde Trump'ın Fed üzerinde bir hakimiyet kurduğuna ve onun politikaları doğrultusunda Fed'in hareket ettiğine dair bir beklenti oluşmalı ki tabii ki bu beklentide de pek haksız olduklarını söyleyemeyiz. Çünkü birkaç ay öncesine kadar Fed faiz artışları konusunda çok kararlı bir duruş sergilerken ardından faiz artışlarına ara verilebileceğine ve bilanço daraltılmasına da ara verileceğine dair bir takım ifadeler kullanmaya başlamıştı. Ama bugün Powell çok net ifadelerle Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu ve Fed'in siyaseti dikkate almamak gibi köklü bir geleneğinin olduğunu ifade etti. Bu ifadesi çok önemliydi arkadaşlar. Bağımsızlık vurgusu yapmış oldu burada. Ve yine hisse senedi piyasalarının Fed'in izlediği pek çok faktörlerden sadece bir tanesi olduğunu ifade etti. Hani Dow Jones'un 26 bin aşağısına geldiği ve ayı piyasasına girdiği bir süreçte Trump çıkıp da eğer ki Fed bu tutumunu devam ettirecek olur ise çok daha kötü anlar, çok daha kötü durumlar görebiliriz şeklinde bir ifadede bulunmuştu. Ve ardından da Fed'den gelen iyimser açıklamaları biz güvercin tonlama olarak yorumlamıştık ve sonrasında ABD endekslerinde önemli bir hareketlenme başlamıştı. İşte arkadaşlar sanki bu açıklamalar biraz faiz artırımının olabilitesini artıran faktörler gibi gelmeye başladı bana. Yani bir manada Fed bu söylemleriyle bağımsızlığa, hisse senedi piyasalarını tek başına izlemekte oldukları bir husus olmadığına ve dünyadaki küresel sıkıntıların ve sorunların halen devam ettiğine ve yine ABD ekonomisinin de içinde bulunduğu bazı risklere dikkat çekmek suretiyle faiz artışı ihtimalinin mevcut olduğunu, bu konudaki ihtimallerin tamamıyla rafa kaldırılmadığını izah etti. Zaten dünkü konuşmasında da Fed üyelerinin bu konuda bir karar ve görüş birliği içerisinde olmadıklarını belirtmişti. Arkadaşlar bu konuşmanın etkisi nasıl piyasalara yansıdı dersek derhal dolarda bir değerlenme gördük. 1.14 üzerini test etmekte olan Euro dolar paritesinin 1.14 aşağısında 1.1350'lere doğru yaklaştığını görürken doların dünya piyasalarında ilgi odağı haline gelmesiyle yani Fed'in faiz artırma ihtimalini açık bırakmasıyla birlikte doğal olarak yüksek olan faizlerde doların dünya geneline yayılma ihtimali de azalmış olacağından dolayı piyasadaki veya küresel piyasalardaki doların kendi ülkesindeki faizleri tercih edecek olma ihtimali gereğince dolarda bir yükseliş ihtimali olasılığı gündeme geldi ve dolar değerlenmeye başladı.
Doların değerlenmekte olduğunu aynı zamanda Japon yeninden de görmekteyiz. Japon yeni bildiğiniz gibi altın ile birlikte güvenli liman özelliğini taşımakta. Japon yeninden, yani güvenli liman unsuru olarak Japon yeni algısından ve de altın algısından uzaklaşmak kaydıyla dolara bir yönelim oldu. Japon yeni düşmeye başladı ve altında ise 1330'lar üzeri 1330 civarlarından 1320 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşandı. Fed'in, Powell'ın konuşmalarıyla birlikte dolar TL'de ise önemli bir hareketlenme yaşanmaya başlandı. Gün içerisinde 5.28-50'ler civarı görülmüş olmasına rağmen, 5.28-65'ti zannediyorum en düşük rakam, görülmesine rağmen hızlı bir hareketlenme ile 5.32'ye doğru bir atak yaşandı. Değerli arkadaşlar, genel tablo bu şekilde. Dolar TL'nin de hareketlenmesine en önemli faktörü bu durum olarak gösterebiliriz. Hafta başında sizlere aktarmış olduğum analizimde bu haftanın Şubat vadenin son haftası olduğunu, son birkaç günü olduğunu, bu nedenle Merkez Bankası'nın yüklü miktarda short pozisyon taşıyor olması nedeniyle bu pozisyonlarını olabildiğince uygun bir noktadan kapatabilmek adına bir baskı uygulayabileceğini, bu baskının piyasa üzerinde dolar TL üzerinde hissedilebileceğini ve bu hafta 5.35'lere yönelme ihtimalimizin zayıf ve yine 5.30 desteğini korumak için bir çaba olsa dahi bu çabanın 5.28-5.30 aralığına kadar bir sarkmanın da gündeme gelecek kadar mümkün olabileceğini, bu tür sarkmalar ardından tekrar 5.30 seviyesindeki desteği korumak şeklinde bir görüntünün hakim olabileceğini ifade etmiştim. Nitekim bugün gün içerisinde özellikle Powell'ın bu akşam saatlerindeki konuşmalarından önceki seyre baktığımız zaman bugün en düşük seviye olarak 5.28-65 seviyesini görmüş bulunuyoruz. Zira bu hafta için 5.31-30 seviyesinin aşağısında kalındıkça evet şuradan gösterirsem doğru olacak. 5.31-37 seviyesinin aşağısında kalındıkça 5.28-47 seviyesine kadar bir geri çekilme olasılığının daha ön planda olabileceğini, bu seviyelere yaklaşımlar olabileceğini ama 5.30 desteğinin de korunmak istenebileceğini ifade etmiştim. Şimdi arkadaşlar günlük grafiğimize bir dönüş yapalım isterseniz. Günlük grafiğimiz itibariyle şu anda değerli arkadaşlar 27 Şubat gününü 5.31-47 seviyesiyle tamamlamış bulunmaktayız. Bir güncelleme yapalım, belki hatalı bir veri olabilir. Evet, kapanış 5.31-47 görülmekte ama şu andaki rakamlar 5.32'ye yakın seviyeleri göstermekte. Zira biz bu kapanış değerini çok önemli bir fark olmadığı için bu değeri önemseyebiliriz. Bu tablo dahilinde yarın için, daha doğrusu 28 Şubat tarihi itibariyle geçerli olacak pivot değerlerimize bakacak olur isek 5.31 seviyesini görmekteyiz arkadaşlar. 5.30-97 seviyesini görmekteyiz. Şayet bu seviye üzerinde kalmaya devam edecek olur isek 5.33-28'e doğru yönümüzün olabileceğini dikkate alabiliriz. Yani bu seviyeye kadar bir yükseliş ihtimalinin olası olduğunu 5.31 üzerinde kaldıkça dikkate alabiliriz. Şayet bu seviyeye yaklaşımlardan bir geri dönüş olursa takip etmemiz gereken destek yine 5.31 olacaktır. Buranın kırılması durumunda 5.30 seviyesi psikolojik bir destek olarak gözetilmek kaydıyla yine 5.29-65'lere doğru 5.30'un altına çok hafif sarkmalar söz konusu olabilir. Bu ihtimal aslında bugünkü FED açıklamaları sonrasında 5.30'un aşağısına gelme ihtimali oldukça azalmış durumda ama şu hususu gözden kaçırmamak gerekiyor. Bugün için Şubat kontratlarının, Viyop piyasasında Şubat kontratlarının son günü olması nedeniyle belki Merkez Bankası'nın yoğun bir short baskısını hissedebiliriz. Bu tablo gereğince de dolar TL üzerinde bir baskı unsurunun olması olasıdır. Bu hususu dikkate almak kaydıyla yukarı yönlü ataklarda çok istekli olmayan, biraz daha destekleri kontrol etmek niyetinde olan ama 5.30 ila 5.32 aralığını korumaya çalışan bir görüntü içerisinde bir gün olma ihtimalini tahmin etmekteyim. 15.30'dan sonra, saat 15.30'dan sonra biraz daha bir rahatlama olmasını bekleyebiliriz. Zira 15.30'da Merkez Bankası'nın gün sonu dolar kuru netleşmiş olacaktır ve bu saat itibariyle oluşacak olan dayanak rakam dediğimiz veri Viyop değerlerindeki uzlaşma fiyatları için uzlaşma fiyatının hesaplanmasında bir ölçüt olması nedeniyle bu saatten sonra biraz daha
vade sonunun olma özelliğine yönelik baskının azalması ihtimalini ve biraz daha yukarı eğilimin olma olasılığını dikkate alabiliriz. Tabii ki yurt dışındaki koşulları da hesaba katmak suretiyle. Evet sevgili arkadaşlar, yarına dair 5.33.28 seviyesinin önemli bir seviye olarak dikkate alınması gerektiğini, ancak buranın da açılması durumunda 5.34.60 yani 5.35 seviyesine yaklaşımın mümkün olabileceğini ifade ettik. Henüz haftayı tamamlamış durumda değiliz. Cuma günü itibariyle haftanın son günü ve Mart ayının ilk günü yaşanacak olması açısından Şubat vadenin stresinin de ortadan kalkmasıyla birlikte biraz daha 5.34-5.35 bölgesini zorlamak isteyen bir eğilimin gündemde olabileceği dikkate alınabilir. Zira şu anda teknik sebepler itibariyle bunu söylüyoruz tabii ki. 5.31-5.31.50'nin üzerinde kalındıkça şuradaki yükselen trendimizin, yükselen kanalımızın etkisini hissedebilecek durumda olacağız. Zira yükselen kanalımızın 5.32.17 seviyesine, alt bandının 5.32.17 seviyesine yükselmiş olduğunu görmekteyiz. Bu seviye üzerinde kapanışlar oluşmaya başladıkça veya bu seviye üzerinde buranın destek olarak algılanmasıyla bir seyir söz konusu oldukça bu durumda tekrardan 5.35'e doğru yönelimin söz konusu olabileceğini hesaba katabiliriz şeklinde görülüyor teknik verilerimiz itibariyle. Bir de arkadaşlar, artık Şubat vadenin bittiğini dikkate almak kaydıyla Mart vade itibariyle dolar biop kontratları için dikkate alınması gereken seviyeleri sizlere vermek istiyorum. Artık birçoğunuz zannediyorum ki Mart vadeye geçmiştir. Gerek short anlamında gerek long anlamında, bu sizin düşüncenizle alakalı bir şey, beklentinizle alakalı bir şey tabii. Ve geçmeyenler ise artık bugün için sondur, ya kapatacaklardır, Mart vadeye geçeceklerdir veyahut da uzlaşma fiyatından kendiliğinden kapanacak ve yeniden pozisyon açmayı düşüneceklerdir. Sevgili arkadaşlar, Mart vadede dolar TL rakamlarının seviyelerin biraz daha farklı olduğunu görmekteyiz. Son kapanışımız 5.39.31 seviyesiyle gerçekleşmiştir. Bilenler biliyordur zaten ama bir kez daha vurgulamış olayım. Serbest piyasadaki dolar rakamıyla USD, TL'ye uluslararası piyasalardaki rakamla biop piyasalarındaki rakamlar birbirinden farklıdır. Özellikle vade sonuna ne kadar uzak isek ki bu artık Mart vadedeyiz ve Mart vadenin sonu için bir aylık bir zaman dilimi söz konusu. Bu zaman dilimine yönelik olarak belli faiz hesapları, temettü hesapları gibi bir takım farklı hesaplar yapılmak kaydıyla bu seviyeler oluşturulmakta. Şu an için son kapanışımız 5.39.31 seviyesinden gerçekleşmiş ve bugüne dair pivot seviyemiz 5.38.59. Zira 5.39.31 ile bu pivot seviyesinin oldukça üzerinde bir kapanış yaşanmış görünmekte. Doğal olarak akşam saatlerindeki dolar TL'deki hareketlilik eğer yarın sabaha özellikle saat 11 Londra piyasalarının açılış sürecine kadar devam edecek olur ise dolar kontratlarında bir yukarı eğilimin 5.40.41 bölgesine, daha doğrusu 5.40 ile 5.42 bölgesine kadar devam edecek bir hareketlenme olasılığını dikkate alabiliriz. Ancak bir kez daha vurgulamak istiyorum ki bugün Şubat vadenin son işlem günü olması nedeniyle oraya yönelik olarak yaşanabilecek bir baskı doğal olarak tüm vadeleri de etkileyecektir. Bu anlamda çok önemli bir hareketlilik beklemek doğru olmayabilir. Bu direnç noktalarına yaklaşımlarda temkinli olunmasında fayda görmekteyim. Olası geri çekilmelerde özellikle saat 15.30 öncesinde gevşek bir seyirin gündeme gelmesi durumu yaşanacak olur ise bu durumda 5.38.59 seviyesini long pozisyonlar için önemli bir destek ve referans noktası olarak kabul edebilir. 5.37.68'e kadar veya 5.37.65'ler seviyesine kadar devam edebilecek olan bir geri çekilme ihtimalini hesaplar içerisinde teknik manada tutmak mümkün olacaktır. Bir de arkadaşlar, Merkez Bankası'nın ne yaptığı konusuna bakalım. Şubat vadede Merkez Bankası son günlerde pek işlem yapmıyordu. Pozisyonlarını ve maliyetini yeterli görüyordu. Şubat vade itibariyle yine Merkez Bankası herhangi bir işlem yapmamış. Mart vadeye bakalım arkadaşlar. Bundan sonra Mart vadeyi en yakın vade olarak ele alacağız. Mart vade itibariyle Merkez Bankası'nın 14.774 kontrat bugün short pozisyon açtığına tanık oluyoruz. Nisan vadede ise arkadaşlar, çok affedersiniz,
Nisan vadede ise Merkez Bankası biraz daha agresif davranıyor, biraz daha yüksek miktarda short pozisyon açıyor. Dün de böyleydi. Merkez Bankası'nın Nisan vadede 39.570 kontrat pozisyon açtığını görüyoruz. Bu rakamla birlikte Merkez Bankası'nın Nisan vadedeki elindeki toplam kontrat sayısı yaklaşık 750 bin kontrata ulaşmış durumda. Mart vadeye oranla Nisan vadede Merkez Bankası'nın daha yüksek miktarda pozisyonu bulunuyor. Mart vadede Merkez Bankası'nın maliyeti biraz daha mevcut seviyelere yakın durumda. Zannediyorum ki maliyetinin mevcut piyasa fiyatlarına yakın olması sebebiyle de daha az sayıda kontrat açmış olabilir. Bunları önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bir şekilde analiz edeceğim ve anlatacağım. Merkez Bankası'nın ve diğer kurumların takas verileri itibariyle BIOP dolar kontratlarına ne şekilde etki ettiğine dair. Değerli arkadaşlar, dolar ve BIOP dolar konusunda ve içinde bulunduğumuz özellikle Powell'ın son konuşmalarıyla ilgili olarak ve Şubat vadenin son günü olması nedeniyle dikkat edilmesi gereken olası gevşek seyir ve 15.30'dan sonra bir hareketlenme olma ihtimalini sizlere izah etmeye gayret ettim. Hoşçakalınız, teşekkürler, saygılarımla.